Evet, toplam gelirin 21.500 TL olduğunu söyledik. Peki bunu nereden anlayabilirim? Bakın dikkat edin. 22.700 TL toplam banka hesabının borç tutarında bir para birikmiş. Önceki dönemde ben 1200 lira olumlu faaliyet sonucu olduğunu biliyorum. Bu da şu manaya gelir. Benim bu sene içerisinde velilerden toplamış olduğum aidatların toplam tutarı 21.500. Alacak tutarına baktığımızda ise toplam 22.500 liralık bir alacak tutarından bahsediyoruz. Yani bu şu manaya geliyor. Ben 2012 senesi içerisinde toplam 21.500 lira gibi bir para toplamışım ve bu 21.500 para toplamama rağmen toplam 22.500 liralık bir harcama yapmışım. Yani önceki yıldan farklı olarak ben bu dönem olumsuz faaliyet sonuçları hesabını kullanacağım. Bunu ilerleyen videolarda 2013'e ait Ocak ayı işlemlerinde bir daha hatırlatmakla beraber burada değinmiş olalım. Peki şimdi yaptık. Aralık ayı işlemlerini yaptık. İşlemimiz bitti mi? Hayır. Son bir işlemimiz kaldı burada. Şimdi burada mizanımız tutmuş. Herhangi bir işleme gerek yok gibi gözükebiliyor ama ana sınıflarında bizim anaokullarında daha doğrusu en sık karşılaştığımız hatalardan biri demirbaşların amortisman kaydının yapılmaması. O muhasebe bilgilerinin verildiği videoda hatırlarsanız amortisman kavramından bahsedilmişti. Ve bizim almış olduğumuz demirbaşların sene sonunda, ay sonunda pardon sene sonunda yani Aralık ayında tamamını gider göstermemiz yönünde bir not vardı. Şimdi amortisman kaydını özellikle şeye bıraktım, sona bıraktım. Yani bütün işlemler bittikten sonra bakın amortisman kaydını yapıyorum. Amortisman kaydı yapabilmek için bununla alakalı hesaplara ihtiyacım var. 2012 yılındayız. Hesap ekle butonuna bakıyorum. Ben burada 257 bizim muhasebedeki karşılığı birikmiş amortismanlar hesabıdır. Tabi burada kafa karışmasın diye şeyler yapılmış, hesaplar kullanılmış. Hocalarım diğer demirbaşlar hesabını, çünkü hatırlarsanız biz satın almış olduğumuz hem bilgisayarı hem fotokopiyi burada hangi hesapta göstermiştik hatırlayın. 255 diğer demirbaşlar hesabını kullanmıştık. Ya bu hesaba uygun olan amortisman hesabı da, pardon, iptal diyelim. Bu hesaba uygun olan amortisman hesabımız da 257 599.00 diğer demirbaşlar hesabı. Bunun dışında peki bunu gider olarak göstereceğiz. Hangi hesapta gider olarak göstereceğiz? Burada 630 grubu içerisinde demir amortismanlarla alakalı bir hesap varsa kullanacağım. Yoksa yukarıda tanımlanamayan diğer giderler hesabını kullanacağım. Şuradan beraber bakalım. Demirbaş amortismanla alakalı bir hesap var mı? Hızlı bir şekilde inelim. Evet, demirbaşların amortisman giderleri diye gördüğünüz üzere bir hesap var. Yine bu hesabı aktarıyorum. Aktardıktan sonra kaydet diyorum. Kayıt işlemi başarıyla gerçekleşti. Evet, mizan giriş diyelim. 2012 yılının Aralık ayına ait amortisman kaydını yapıyorum. Son derece basit bir kayıt. Bu arada pardon, bir hata yapmışız hocalarım. Onayı kaldırmadan yeni hesap ekleme işlemi yapamıyoruz. 2012 hesap ekle diyorum. Şuradan bakalım hesap planımızda eklenmiş mi? Evet, şurada eklenmiş gözüküyor. Bir daha kaydet
dersem acaba gelecek mi? 2012 yılının Aralık ayına ait işlemleri yaptığımızda, evet, gördüğünüz üzere demirbaşlar geldi. Son derece basit bir kayıt. Doğrusunu söylemek gerekirse benim sizlere nacizane tavsiyem, niye böyle olduğunu çok da kurcalamayın. Sadece benim yaptığım gibi yapılıyor. Bunu bu şekilde öğrenin. Hani çok bunun mantığını anlamaya çalışmak, çünkü bu işte aktifte yer alan pasif karakterli bir hesaptır. Niye böyle çalıştığı hususuna çok fazla girmeyelim kafanızın karışmaması açısından. Sadece şunu diyorum, bakın, demirbaşlarda yazılı olan tutarın tamamını gelip burada 3550 alacak tarafına kaydettim. 257 diğer demirbaşlar hesabının alacak tarafına kaydettim. Aynı tutarı demirbaşların amortisman giderleri hesabına kaydetmek suretiyle Aralık ayının bütün işlemlerini tamamlamış oluyorum. İlla mantığı nedir diye sorarsanız, kıymetli hocalarım, bu 255 muhasebede artı bir hesap, 257 ise eksi bir hesap. Burada dikkat edin, borca alacağı yazmak suretiyle bunlar ikisi birbirini götürüyor. Yani biz satın almış olduğumuz demirbaşların %100 amortismanını yaptık. Siz mizana baktığınız aşamada, hani ilk etapta baktığınızda bundan pek bir şey anlamıyor olabilirsiniz. Ama bakanlık yetkilileri buna baktıkları zaman şunu görecekler. Bu kişi, bu kurum 2012 yılında toplam 3550 liralık demirbaş almış ve bu demirbaşın da amortisman kaydını 257 ve 630 13.150 hesabını kullanmak suretiyle de %100 amortismanını gerçekleştirmiş demektir. Evet, bu işlemimiz yapıldıktan sonra artık 2013 yılına ait işlemlere geçebiliriz.